Bir popülasyondaki üremenin aşağıdaki şekilde gerçekleştiği belirleniyor. Bireylerin ve gametlerin kromozom sayıları verilen bu şekle göre hangileri doğrudur birlikte bakalım. Normal olarak oluşan gametlerin hepsinin kromozom sayısı aynıdır demiş. Bakalım şimdi dişilerde 24 kromozom, erkeklerde 23 kromozom var. Bunlar mayoz bölünme ile gametlerini oluşturduklarında dişiler 12 kromozomlu yumurta, erkekler ise bazıları 12 bazıları 11 kromozomlu spermleri oluşturmuşlar. Yani gametlerin hepsinin kromozom sayısı aynı değildir. Birinci verimiz yanlış. Cinsiyetin belirlenmesinde kromozom sayısı etkilidir demiş. Bakalım şimdi yumurta 12 kromozom taşıyan spermle döllendiğinde 24 kromozomlu dişi birey oluşmuş. Yine yumurta 11 kromozomlu spermle döllendiğinde 23 kromozomlu erkek birey oluşmuş. Demek ki cinsiyetin belirlenmesinde kromozom sayısı etkili. 23 kromozomlu olan erkek, 24 olan dişi. İkinci verimiz doğru. Erkek bireylerde bütün kromozomların homoluğu yoktur demiş. Spermlerin bazıları 12, bazıları 11 kromozomlu. Dolayısıyla evet, her kromozom çiftler halinde değil demek ki. Demek ki bazılarının homoluğu yok. Bu da doğru. Spermin kromozom sayısı cinsiyeti belirler diyor. 11 kromozomlu olan spermle döllenince erkek, 12 kromozomlu spermle döllenince dişi oluyor. Dolayısıyla spermin kromozom sayısı belirler. Hangileri doğru? 2, 3 ve 4, yani E şıkkımız doğru cevap.